Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda trigonometrik fonksiyonların türevini nasıl bulacağımızı konuşacağız. Öncelikle en basit trigonometrik fonksiyondan başlayalım. Sinüs x. Sinüs x'in bir x noktasındaki türevini almak için o noktadan biraz ilerlersem değerin ne kadar değişeceğine bakıp bu değişimi yani fx'teki değişimi x'teki değişimle Kıyaslayacağım bölme işlemiyle. Şimdi yukarıda sinüs x artı h eksi sinüs x oluştu. Aşağıdaysa h oluştu. Dikkat edersek eğer arkadaşlar sinüs a eksi sinüs b için bizim bir formülümüz vardı. Trigonometrik e, fonksiyonlarda biz bunların formüllerini öğrenmiştik. Ben bunların çıkarımını yapmıştım daha önce. Ne yapıyorduk bu çıkarım için? İki tane sinüs a eksi b bölü 2 kosinüs a artı b bölü 2 diyorduk. Şimdi bu formülü burada x artı a, a x'i de b gibi görerek uygularsam eğer, limit h sıfıra giderken a eksi b bölü 2 nedir arkadaşlar? h bölü 2'dir. a artı b bölü 2 de 2x artı h bölü 2'dir. Tabanda da h var. Şimdi bu limiti almak için limit konusundan hatırlamamız gereken bir şeyler var sinüs h bölü 2 kosinüs 2x artı h bölü 2 bölü şu yukarıdaki 2'yi aşağıya 1 bölü 2 olarak attım. Burada limiti ayırırım öncelikle. Limit h sıfıra giderken sinüs h bölü 2 bölü h bölü 2 çarpı limit h sıfıra giderken kosinüs 2x artı h bölü 2. Şimdi öncelikle ilk notumuz şu. Kosinüs sürekli bir fonksiyondur. Sürekli fonksiyonlar limiti içlerine geçirirler. Bu nedenle hemen şurada açıklayalım. Limit h sıfıra giderken kosinüs 2x artı h bölü 2'nin limiti aslında kosinüs limit h sıfıra giderken 2x artı h bölü 2 şeklinde yazılabilir. h sıfıra giderken 2x artı h bölü 2 nereye gider? Yine 2x artı h bölü 2 bu da sürekli bir fonksiyon olduğu için. h'ye sıfır yazarız direkt. 2x bölü 2 x'tir. kos x'e gidiyor. Yani şu parçayı bulduk. kos x'miş. Güzel. Peki şimdi mesele şu parçayı bulmak. H sıfıra giderken H bölü 2 nereye gider? H bölü 2 de sıfıra gider değil mi? Sinüs H bölü 2 bölü H bölü 2. Şimdi H bölü 2'ye ben bir T desem aslında olay şöyle. Limit T sıfıra giderken sinüs T bölü T. Peki bu limit neydi? Limit konusunun videolarından hatırlarsak sinüs T bölü T'nin limiti T sıfıra giderken 1'di. Burada da bir cos x'im var. 1 ile cos x'i çarparsam cevap cos x çıkacak. Yani fx'in türevi bir x noktasında cos x çıktı. Bunun çıkarımını yaptık. Hemen şimdi cos x'in türevini nasıl bulacağımızın çıkarımını yapalım. O da tıpkı aynı şekilde olacak. Aynı gerçekleri kullanıyorum. Limitin kurallarını kullanıyorum. Limit h sıfıra giderken cos x artı h eksi cos x Şimdi kosinüs fonksiyonunun türevini nasıl bulacağımı konuşuyoruz. Limit e sıfıra giderken üstte cos x artı h eksi cos x aşağıda da h var. Şimdi hemen yine şeyi hatırlayacağım. Cos a eksi cos b için ne diyordum? Eksi 2 sin a artı b bölü 2 sin a eksi b bölü 2 diyordum. Burada benim aslında a dediğim şey x artı h b dediğim şey x. O zaman limite 0'a giderken. A eksi b bölü 2 ne oluyor arkadaşlar? H bölü 2 oluyor. Eksi 2 sinüs h bölü 2. A artı b bölü 2 ne oluyor? 2x artı h bölü 2 oluyor. Sinüs 2x artı h bölü 2. Bölü h. Yine tam olarak az önceki gibi yaklaşım yapıyorum. Limiti iki parçaya ayırıyorum. Yukarıdaki 2'yi aşağıya atıyorum. Sonra çarpım limit ayrılıyor. Sinüs 2x artı h bölü 2. Şu parçaya bakıyorum şimdi. Sinüs sürekli fonksiyon olduğu için limit onun içerisine geçebiliyordu. Öyle bir hakkım vardı. Peki. Limit h sıfıra giderken 2x artı h bölü 2. Az önce de söylemiştik. x'e gidiyordu. O zaman bu ifade sinüs x'e gidiyordu. Gelelim şu ifadeye. Bu da ta tam olarak az önce söylediğimiz şekilde. Sinüs h bölü 2 bölü h bölü 2. Dışarıyı da eğer eksiği atarsam sinüs h bölü 2 bölü h bölü 2'nin limiti 1'e gidecek. Eksi 1 olmuş olacak. Cevap olarak da eksi 1 çarpı sinüs x eksi sinüs x olmuş olacak. Yani kosinüs x'in 1x noktasındaki türevi sinüs x etti. Hemen şimdi bu bulduğumuzu da yazalım. Cos x'in türevi eksi sinüs x etti. Sin x'in türevi kosinüs x etti. Peki ya tanjantın türevi ne olacak? Tanjant hatırlarsak eğer tanım olarak sinüs x bölü kosinüs x arkadaşlar. Peki bölümün türevi bana ne diyordu? Önce payın türevini al. Çarpı payda eksi pay pi çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi. Sinüs x'in türevi neydi arkadaşlar? Kosinüs x. Peki kosinüs x'in türevi neydi? Eksi sinüs x. 2 eksi bir artı yaptı orada. Ve cevap olarak da şöyle bir ifadeyle karşılaştım. Yukarıda kos kare x artı sin kare x var. Eğer bunu iki kesre ayırırsanız 1 artı sin kare x bölü cos kare x eder. Bu da 1 artı tan kare x'tir. Yok iki kez ayırmadan direkt cos kare artı sin kare x 1 ifadesini kullanırsanız trigonometreden gelen. 1 bölü cos kare x elde edersiniz. Bu da sekant kare x'tir. Çünkü 1 bölü cos x'e sekant diyorduk. Şimdi bu yaptığımız çıkarımı şöyle hatırlayacağız. Tanjant x'in türevi 1 artı tan kare x. O zaman bu elde ettiğimiz sonucu da hemen bir not edelim. Tanjant x'in türevi 1 artı tan kare x. Son olarak kime geliyoruz şimdi? Cos x bölü sinüs x yani kotanjant. Bunun türevi nedir? Payın türevi çarpı payda eksi pay pi çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi. Cos x'in türevi eksi sinüs x çarpı sinüs x eksi sinüs x'in türevi kosinüs x bölü sin kare x. Yine eğer şöyle düşünürsem bunları iki ayrı kesir olarak yazayım. Eksi 1 eksi Kod kare x elde ederim. Yok böyle yazmayayım. Yukarıyı direkt eksi sin kare x eksi kos kare x ifadesi eksi 1'dir diye düşünürsem. Eksi 1 bölü sin kare x yani eksi kosekant kare x elde ederim. Tamam o zaman bunu da nasıl hatırlayacağımızı yazalım. kotanjantın türevi x bir eksi kot kare x. Şimdi biraz daha zor olanlara geçelim. Mesela sekant x var. Sekant x'in türevini nasıl alacağız? Yani bir bölü kosinüs x kendisi. Şöyle alalım. Yine bölümün türevini kullanalım isterseniz. Yukarıda bir fonksiyonu var. Her değerde bir veren. Aşağıda da cos x fonksiyonu var. Payın türevi Birin türevi çarpı cos x eksi Bir çarpı cos x'in türevi bölü paydanın karesi. 1'in türevi sıfır. O yüzden burası gitmiş oluyor. Cos x'in türevi eksi sinüs x. Buradan sinüs x bölü cos kare x geldi. Sinüs x bölü cos x tanjant x'tir. Bir de 1 bölü cos x arttı. O da sekant x'tir. Yani cevap sekant x çarpı tanjant x yaptı. Yani benim ne hatırlamam gerekiyor aslında? Sekantın türevi sekant x çarpı tanjant x'miş. Peki Bir de cosecant'a bakalım. Bazen cosec x diye yazılıyor. Bazen csc x diye yazılıyor. Cosecant için ne biliyorum? 1 bölü sinüs diye ifade ettiğim şey. Benim. Payın türevi 0 çarpı payda. Eksi pay pi çarpı paydanın türevi cos x bölü paydanın karesi. Bu da bana ne veriyor? Eksi cos x bölü sin kare x. Eğer bunu eksi cos x bölü sinüs x çarpı 1 bölü sinüs x şeklinde düşünürsem bu da bana eksi kotanjant x çarpı 1 bölü sinüs x'e kosekant x. Yani aslında cevabım ne oluyormuş? Cosecant x çarpı kotanjant x ama farklı olarak bir eksi var. Başta. Peki silelim bu kurallara bakalım. Öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz kosinüsün türevinde, kotanjantın türevinde, kosekantın türevinde eksiler var. Biri eksi sinüs x, birisi eksi 1 bir eksi kot kare x, öbürü eksi kosekant x, kotanjant x. Aksine sinüsün, tanjantın ve sekantın türevlerinde tamamen artılı ifadeler görüyoruz. Burada bizim için önemli olan bu ifadeleri aklımızda tutmak, yeri geldiğinde de nasıl çıkarılacağını bilmek. Özellikle eğer tanjant x'in, sekant x'in, kotanjant kosekant x'in, cos x ile sin x'in türevlerini bilerek nasıl çıkarılacağını hatırlarsanız bölümün türevi, hani ola ki unuttuğunuzda istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Tabi bunlar arasında şunu da görmeniz gerekiyor. Her şey aslında kos x ile sin x'in türevinden çıktı tamamen. Onları bildiğim anda diğer hepsini bilebiliyorum. Bunu da söyleyebiliyoruz. Ef Hocamdan Dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.